Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaren. Bugün sizinle bitmez şurada bir yerde kameranın açısına giriyor. Farmasi Aralık ayı alışverişinde karşınızdayım. Hadi gelin başlayalım çünkü yine bizi uzun bir video bekliyor. Hem de bu videoda yine sizi bir çekiliş bekliyor olabilir. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım derken nar paketini açıyordum. Evet, nar paketini aşağıya koydum. Her zaman biliyorsunuz ki nar paketlerini en son açıyoruz. Faturamız çıkıyor bizim buradan. Daha sonra Farmasi Aralık Şans broşürümüz çıkıyor. Daha sonra böyle el kremi ve yüz kremi olmak üzere Calendra serisinin, aynı Sefa serisinin testleri çıkıyor. Ben bu serinin merhemini çok çok seviyorum. Yedekli halde şu anda da hala. Şimdi ojelerden devam edeceğim. Çok hızlı bir giriş yaptım. Henüz video adapte olamadım, adapte olacağım. Cuticle Remover, yani tırnak eti temizleyici bakım yağını aldım. Ben tırnak etlerimi kesmiyorum. Zaten çok uzun anda tırnaklarım bakamıyorum ama bugün inşallah bir film açacağım. Bir yılbaşı filmi, Christmas filmi açacağım ve bununla ojelerini oynayacağım. Yani tırnaklarımı artık güzel bir hale sokacağım inşallah diyorum. Bu cuticle temizleyici tırnak bakım yağı. Daha sonra ben biliyorsunuz ki Farmasi'nin ojelerini çok seviyorum ve nar paketlerinde böyle bir tane falan öyle çıkıyor mutlaka. O zaman çok seviniyorum ama renklerini böyle kendim seçmek istedim bu sefer. Bir tane bu bende var. Ben başkasını almadım mı? Bu bende var. Varsa bu size gidiyor arkadaşlar. Ben sanki başkasını almıştım. Hemen bakacağım ya. Yok. Bu renk bende var galiba. Tebrik ediyorum kendimi. Buna bir alkış istiyorum. Efekt bebek de yok bana. Siz alkış emin. Bravosun. Sizin söylenin Yaren deyin bana. Neyse, devam edeceğim. Bozmayacağım. Daha sonra Farmasi'nin keratin serisini kullandığımı söylemiştim. Ben keratin serisinin bir serisini komple benlerisi bitirdim gibi bir şey. O yüzden keratin serisinin serumunu aldım. Belki bir ay daha alabilirim. Belki almam, bilmiyorum. Çok sevdiğim bir seri. Yani Hindistan cevizi yağı sürüyorum kafama. 2 saat falan bekletiyorum. Üstüne o seriyi yıkıyorum ve Dercos'un dökülmeneydi şampuanını kullanıyorum. Yani böyle bir fark olamaz. Ben saçlarımın farkı hissedebiliyorum. Siz kameradan nasıl fark edebiliyorsunuz bilmiyorum. Kamerada her şey daha güzel çıkıyor yani benim kendi gözümde gördüğümden. Gerçekten parıl parıl parlayan ve yumuşacık saçlarım oluyor. Ben bu seriyi baya baya sevdim. Gerçekten, ama alışmasın diye belki bir tur değiştirebilirim. Sonra tekrar geri dönebilirim. Bilmiyorum yani. Sevdiğim bir seri. Baya sevdiğim bir seri. İkinci şampuanlı, yedekteki şampuanlı kullanmaya başlamışım. Hemen bir tane daha söyledim. Bu da yedek şampuan olarak aynı serinin şampuanı. Gerçekten çok merak ediyorum. Daha sonra Farmasi'nin Iceland Hand Cream. Iceland Hand Cream. Bu yeni çıkan yılbaşı serilerinden. Bu arada bir yılbaşı serisi var. Çok merak ediyorum sizinle. El kremi. Bakalım, merak ediyorum kokusunu. Yani aslında sıkılıyor. Dur, sıkılma. Açtım. O kadar güzel kokuyor ki. O kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Çok güzel kokuyor. Nasıl anlatabilirim size bunun... Şeyi var mı yanında? Meyve ve çiçek kokularının eşsiz uyumu diyor. Kesinlikle. Aşırı ferah çiçekleri ve tatlı kokan meyvelerin birleşimi olarak düşünebilirsiniz. Ve asla şey bir değil, böyle ağır bir kokusu yok. Aşırı fresh bir kokusu var ve çok güzel nemlendi. Elime bunu dağıttım ya, şurası da pürüzsüz oldu. Az önce bir highlighter'ımı kırdım da. O yüzden hala pırıl pırıl parlıyorum. Neyse, bu konuya girmeyeceğim çünkü çok moralim bozuldu yani. Devam edelim yine aynı şekilde yeni yılbaşı serisinden Wonderland isimli el kremi. Bakalım. Bu arada şişeleri falan böyle renkleri, tasarımları aşırı güzel olmuş. Çok beğendim ben bu Aralık temalarını. Bakalım. İnşallah açacağım. Açamadım da yani. Niye yapamadım ben bunu? Evet. Neyse, buradan anlamıyorum zaten. Böyle yine elime sıktım. Oh! Manayla el kremi sürmüş olduk. Bu tatlı kokuyor ama çok tatlı, çok güzel kokuyor. Aşırı. Şimdi bu neymiş? Kırmızı orman meyvelerinin ve turunçgillerinin eşsiz uyumu diyor. Gerçekten aşırı ve kırmızı bütün meyvelerin, kırmızı bütün orman meyvelerinin kokusunu düşünebilirsiniz.
Oha, çok güzel kokuyor meyve. Bu tatlı meyve kokusunu seviyorsanız bu Wonderland'ı öneririm. Ama daha böyle ferah çekimsi kokuları seviyorsanız da Iceland'ı önerebilirim. Gerçekten baya baya güzel. Daha sonra ben bu farmasinin peeling setini, peeling saltını yani ayak bakım tuzunu çok sevdiğimi söylemiştim daha önce. Yine sesim içime kaçmaya başladı. Böyle yavaş yavaş konuşayım, çok fazla bağırmayayım, heyecanlanmayayım kendimi diye duraklatacağım ama duraklatmayacağım bundan sonra. Çok severek kullandığım bir peeling bu. Ben bazen ellerimi de kullanıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki dedim, az önce dedim yani ellerimin etlerini kesmiyorum. O yüzden bazen inatçılar olabiliyorlar yani. Ben o yüzden baya baya seviyorum. El ve ayak bakım tuzu, bakım peeling olarak geçiyor. Ama daha deniz tuzu deyince böyle daha böyle sert bir şey ya. O yüzden herhalde ben şey diye düşünüyorum. Daha ayakta işte ama elin içine kullanıyorum. Çok seviyorum yani. Daha sonra yine bir ürüne geçiyoruz. Farmasinin bu metalik göz kremlerinden. Bu sıralar böyle göz dibime böyle kahverengi krem çekmeyi falan başladım. Peki hadi bunu deneyelim. Bu 04 metalik kahve olan rengi. Şimdi el kremi sürdüm ve asla açamıyorum. Açtım. Ve hemen, gerçi burada da neyse, şöyle kenara sürersek. Güzel böyle metalik bir kahve. Sevdim şu ana kadar rengini. Bakalım deneyeceğiz. Kalıcılığı nasıl, gözde nasıl duruyor. Onunla bir bakacağız yani. Ama şu an buradaki rengini sevdim. Tam beklediğim renk geldi. Belki bir tık daha metalik bekliyor olabilirdim ama bence o metalik de çok fazla günlük kullanılan ayıracaktır. Şimdi daha sonra burada iki ürünüm kaldı. Bir de Ocak farmasi katılımım var. Bunu hemen aşağıya koyuyorum. Ve benim böyle çok merak ederek aldığım bir bronzlaştırıcı kuru yağ var. Şimdi bu yağ nasıl bir yağ acaba? Dedim mi? Şöyle şuradan alayım. Hani kendi renginizi değiştirip bu şekilde mi bronzlaştırıyor dedim ve büyük ihtimalle öyle. Ama parıl parıl parlıyorsunuz. Bu ürünü yazın kullanmak için ayıracağım. Çünkü yani belki bacaklarınıza falan böyle etekler, kısa etekler falan, onun etekler olabilir. Ama çok fazla benim için parıltılı. Yani bunu kullanacağım ama yazın. O yüzden bunu ayıracağım. Ben bir ellerimi temizleyeyim geleyim. Çünkü çok battım şu anda. Temizledim geldim. Bu arada kalemi çok zor temizledim. Ve şimdi çok merak ettiğim bir şeye gideceğiz. Bu Grace and Flora isimli, bu yılbaşı serisinde çıkmış olan bir parfüm. Bu parfümü gerçekten merak ediyorum. Bu parfüm belli bir alışverişin rutine indirimli hale geliyordu size. Hazır mıyız? Sıkıyorum. Ama tenime sıkayım ya. Bakalım nasıl kokuyor. Kokusu gelmeye başladı. Şimdi bakalım burada ne yazıyormuş. Ben biraz biliyorsunuz parfüm anlatma özürlüsüyüm. Ben buradan bulamadım. Belki diğer tarafındadır diyeceğim. Bir şey yazmıyor. Ama yani ıslan çiçek kokusu olduğunu söyleyebilirim. Ama tatlı bir çiçek kokusu. Çok beğendim. Aşırı beğendim. Tatlı. Ben bir doldurma parfüm aldım aslında. Arkadaşıma parfüm arıyorduk biz aslında. Şimdi bunu ne kadar? Çok dağıttım. Onu anlatırken şurasını bir toparlayayım. Aldıklarımı böyle koyayım buraya geri. Arkadaşıma bir parfüm arıyorduk. O sırada ben de bir parfüme aşık oldum yani. Gerçekten aşık oldum. Aşırı ferah kokan bir parfüm. Ama galiba onu yaza kullanmak için ayırıp bundan devam edebilirim. Çünkü çok beğendim. Ama böyle bir parfüme aşık olunur ya. Aşık oldum bu parfüme. Diğer kolyemi alıp geliyorum. Evet, diğer kolyemi aldım geldim. Biliyorsunuz ben koli koli sipariş ediyorum. Nar paketimi böyle koyuyorum. Her alışverişimde nar paketi alabilmek için aslında. Öyle olunca da böyle oluyor diye. Şimdi ilk olarak yine şans broşürümüz çıkıyor. 2 adet böyle bizim biliyorsunuz lip balmlarımız çıkmıştı. Perfect lip balmlardan blueberry olanı.
bayağı güzel. Ben bunları bayılarak kullanıyorum. Şu an pembesini kullanıyorum ben. Bu bir siparişimdi benim. Arkadaşım çok beğenmişti. Arkadaşı beğenmiş falan derken böyle bayağı insan beğendi. Yani ben çok severek kullanıyorum şahsen. Tavsiye ediyorum size de. Daha sonra şampuanımız var. Sarımsak özlü. Biliyorsunuz bu şampuanı ben de çok severek kullandım. Yine arkadaşım çok severek kullanıyormuş. 2 tane onun siparişi. Daha sonra biliyorsunuz geçen ay sürekli daha sonra dememe takılabilirsiniz ama böyle. Double Lash Extent Mascara'dan çokça satmıştık. Arkadaşımın önerisiyle herkes birbirine tavsiye ederek bir tane daha sipariş aldım. Aynı şekilde. Ama bu maskara gerçekten bayağı güzel. Tek geçerim bu maskarayı yani. Tek geçerim demek Sarluk'a haksızlık olur. Bu da bayağı güzel. Sarluk da güzel. Neyse. Maskaraların hepsi benim bebeklerim ayıramayacağım ama onlar gerçekten çok severek kullanıyor. Her kirpik için tabii ki farklıdır ama ben bayağı seviyorum. Herkes severek kullanıyor. Daha sonra yine aynı şekilde parfümümüz var. Bu parfümü açmıyorum. Daha sonra 21 poşetimiz var. Burada Ocak kataloğumuz var ve 2 adet. Bu Cheek & Lip isimli. Şöyle bana yine koydum kolimi. Setimiz var. 2 tane var. Bir tanesini açıyorum. İçinde Wonderland isimli el kremimiz var. Rujun kabına bayıldım. Daha sonra Glaze Effect'lerden Hibiscus isimli ojemiz var. Ve çok, çok eski nostalji kokuyor. Çok güzel kokuyor. Böyle bir rujumuz var. Bu arada ruju İlk sürdüğümde daha transparan bir rengi var. Aslında Cheek & Lip hem dudaklarınızda hem yanaklarınızda kullanabileceğiniz bir ürün olduğunu söylüyor. Gerçekten doğru. Hani hafif uygulayıp yanaklarınızda uygulayabiliyorsunuz eğer tek ürün istiyorsanız eğer diyebilirim. Bayağı güzel bir ürün. Ben sevdim. Bu böyle set hoşuma gideceğini düşünmüştüm. Gitti de. Biliyordum burada el kreminin olduğunu ama o el kremini ekstra denemek istiyordum. El kremini açmadım. Bu seti de açmadım. Belki videonun sonunu bekleyebilirsiniz. Evet, yine geldim. Yine bir adet burada faturamız çıkıyor. Bu kolide annemin bebe muhabbeti derken yaptık. Ben burada narpikte söylemeyi unutmuşum. Üzüldünüz mü? Ben de üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Kısmetimiz değilmiş diyeceğiz. Geçeceğiz. Ama burada baba gibi bir ürün var. Yarım kiloluk at kestanesi balsamı. Bunu çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz. Ben baya baya kullanıyorum bu ürünü. Annem de aynı şekilde baya baya kullanıyor. Bir yerimiz ağrısı hemen hadi hemen şunu sürsene ya. İşte omuzum ağrıyor, işte kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor. Hemen bunu koşuyoruz. Böyle bir iki yarım kilo alalım bunu, bu dursun yani. Hiç böyle uğraşmıyorum küçük küçük diye. Evde kullanırız yani hani bir yer taşırız falan diye. Çok seveceğimizi düşünüyorum. Yani aslında ürünü seviyoruz. Bunun da böyle çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Kompakt olacağını düşünüyorum. Daha sonra yine el kremi ve yüz kremi krenlere serisinin şeyi çıkıyor. Daha sonra yine siparişimiz var böyle. Bu da aynı şekilde bu serinin bu şekilde tüp hali ve 250 ml'lik olan versiyonu. Doğru söyledim. Evet, 250 ml'lik olan versiyonu. Bu da bayağı güzel. Yani bu da bayağı güzel. Bu da bayağı kullanışlı. Büyük olduğu için güzel gidiyor yani o anlamda bayağı güzel. Zaten ürün aynı ürün ama olsun. Daha sonra Rüya parfümümüz var. Bu parfüm de siparişimizdi. Ve burada ne var? Grace serisinin tamamı var. Hemen bunları çıkartıyorum. Hemen. Burada biraz Ocak kataloğumuz var. Ama onu da artık biliyoruz. Bir de lifimiz var. Ben bunun lifin olduğunu bilmiyordum bu arada. Çünkü lifte hani öyle hani duş serisi olarak konuş böyle şey aksesuar olarak düşünmüştüm böyle yanında. Lif de geliyormuş. Şaşırdım. Ama güzel oldu. Lifimi değiştiririm ben de manayla. Yine bu serinin bu arada parfüm o kadar güzel kokuyor ki. Kokuya aşık oldum. Anne kızım kokuya aşık oldum. Sen kimseye aşık olur mu? Kokuya aşık olur. kendi dikkatimi dağıtmak konusunda üstüme yok. Bu Grace and Flora serisinin duş jeli var. Daha sonra el kremi var. Daha sonra body misti var. Body mistini de buraya sıkalım.
tabii çok ilk başta alkol kokuyor. Daha sonra el sabunu var. Ve tabii ki bir tane de yine indirimde olduğu için almıştım. Parfümümüz var. Gerçekten ikisi de çok güzel. Yani ikisi de aynı yoğunlukta kokuyor. Bu arada baya baya güzel ürünler. Ben bu seriyi baya sevdim. Bakacağım eğer konuşamadım. Ocak ayında yoksa belki bir tabii ki daha sipariş verip bu seriye sipariş verebilirim. Çok sevdim çünkü. Baya sevdim yani. Şimdi bunları kaldırayım ben tekrardan. Yine konuşalım. Kaldırırken de konuşuyoruz. Ya ben bazen böyle bazı ürünlerin hani böyle serili olmasına çok üzülüyorum. Çünkü o seri gidince ben çok büyük bir yokluğa düşüyorum. Yani o hep elimin altında olsa da bunu hep yedekleyeyim falan istiyorum. Bu seride bitme onlardan bir tanesi olacak. Evet. Bir kolimiz daha var. Hanım. Yine bir adet narsetimiz çıkıyor. Bunu da böyle kenara koydum. Üçüncü narsetimiz oldu artık. Çok düşecekmişsin gibi duruyor ama. Hemen bunun içini boşaltayım ben o zaman. Yine bir adet Grace and Flora parfümümüz çıkıyor. Burada Ocak serim, Ocak kataloğumuz, işte fotoğrafımız falan onları çıkartmıyorum. Daha sonra Farmers'ın keratin spreyi çıkıyor. Eğer bu keratin spreyi biraz fazla kaçırırsanız bazen saçınızı yağlandırabilir. Fazla bir bakım yapmış olabiliyorsunuz. Ama onun dışında ben çok seviyorum. Islakken, kuruyken, tamamen önce taradıktan sonra, duştan çıktıktan önce, duşa girmeden önce böyle fazla fazla sıkı bir bakım olarak çok severek kullanıyorum. Yani yarısından fazlasını bitirmiştim. Yedeklemek için bunu aldım. Attım hemen. Havuzaya. Attım hemen sepeti diyebilirim. Daha sonra bu keratin serisinin maskesi. Keratin serisinin evet saçım alışmasın diye bırakmayı denesem bile bu maskeyi bırakmayacağım. Her siparişimde her ay bir tane iki tane söyleyeceğim. Çünkü baya baya sevdiğim bir maske. Yani bıkana kadar bunu kullanacağım. Hani artık yeter yaren başka üründene diyene kadar kendime bunu kullanacağım. Çok sevdiğim bir saç maskesi. Yani bu kadar övüyorum. Ben çok kolay kolay böyle fazla fazla övmem. Parfümümüzü diye geri açıyorum. Gerçekten baya güzel. Çok seviyorum yani. Daha sonra Farmers'ın kaş kirpik serumunu çok severek kullandığımı söylemiştim. Kirpikliğin de farkını gördüm. Siz fark ediyor musunuz bilmiyorum. Ama ben elimdekini neredeyse yaraladığım için bir tane daha yedek söyledim. Gerçekten çok severek kullandığım bir kaş kirpik serumu oldu. Kaşlarını ve kirpikliğin de farkını gördüm. Şuradaki kaşım ben içeri girmişim alırken. O yüzden biraz hani serelmişti orası yani eksilmişti. Dolduruyordum ve şu an artık o burasını doldurmuyorum. Çünkü kaş kirpik serumu sağ olsun gerçekten uzattı. Aradaki farkı da şuradan anlıyorum. Tabii ki buraya sürmüyorsunuz kaş kirpik serumuna. Burası uzamamışken bu kaş altlarım, kaş liflerim ve kaş üstlerim uzamış oluyor. Çaktın. Anladın mı taktiği? Daha sonra bunlar benim teşvik edeyim. Sensational parfümü ve bu da body lotion'ı. Bunlar ikisi beraber benim hediyemdi. Bunu da anneme aldım. Annemi seçtim. Hem de anneme yılbaşı hediyesi olsun değil mi? Teşvik hediyelerimizi böyle hediyelere harcayabiliyoruz. Çok merak ettiğim bir ürün var burada. Biraz fiyatlı bir üründü. Biliyorsunuz ben hep uygun fiyatlı ürünleri tercih ederim ama yine de farmasiden hani herhangi bir korkum olmadığı için bu şekilde tercih ettim. Şimdi hemen açıyorum. Daha hiç açmadım. Evet. Bir şey var sanmıştım. Buna koyu gelir mi? İşte bu açık rengi. Bakacağız. Bu bana sanki bir tık koyu gelecek ya. Ama bu açık rengi. Farmasinin porselen pudrasını aldım. Niye kapattım ki? Farmers'in sıkıntısı çok sert kutuları var. Şöyle bildiğiniz porselen terakota powder'ı bakacağız. Merak ettim biraz. Ona sanki koyu geldi bu bileğime denediğim zaman ama ya mutlaka videoda ya ben denerim ve size aydınlatırım bu konuda. Biliyorsunuz ben açık renkli bir insan olduğum için bana bazen koyu gelebiliyor. O yüzden üzülebiliyorum. Üzülüyor yarın, üzülüyor. Hayır düşmeyin. Az önce fark ettim ilk koyduğumda adres bildiğim gözüküyormuş. Umarım gözükmüyordur. Farmasi nar paketimiz var. Bunu hemen koyuyorum artık düşecek diye. Şöyle bir patpatamız var. Patlamadı ya. Resmen beni trolledi videomda. Oh. Bu bayağı ağır.
şans broşürlerimiz ve faturamız var. Daha sonra 03 medium rengi. Bu da anneme aldık. BB kremimiz var. Annemde renk testler falan toparladık yani olayı. O yüzden merak ettik. Acaba inşallah olur yani bu rengi de. Testler de okeydi. Bakalım deneyeceğiz. Çünkü 02 rengi biraz açık kaldı anneme. Çünkü bu olmaz sanırım yani. O yüzden 03 rengini aldık. Bu da annemin BB kremi. Daha sonra farmasinin siyah nokta temizleyici. Bir haleti var böyle. Bu daha önce çıkmıştı galiba ama kaybettim, bulamıyorum. Buna bir ihtiyacım vardı. Daha çok sivilcelerimi sıkmak konusunda. Evet, sivilceler sıkılmaz. Sıkmayın sivilcelerinizi. Sivilcelerinizi sıkmayın. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Daha henüz sıkmadım. Bakarsınız sadece siyah nokta sıkarım. Nereden bileceksin? Daha sonra farmasinin bu. Sweet Extra Aloe Vera Sea Therapy, deniz terapisi serisinden var. Bu serinin kokusunu çok merak ediyorum çünkü çok övdüler. Şimdi hemen redet ıslak mevcut alacağım. Ve elime sıkacağım. Bunu şöyle çevirmem gerekiyor herhalde, evet. Evet, sık. Burnuma değdirdim. Evet. Bayağı iyi kokuyor. Çok temiz kokuyor. Evet. Elime de sabun sıkmadım demem. Bayağı güzel. Üstümüzü de silelim. O Allah'ın emridir yani. Tabii ki sileceğiz. Hemen geri takıyorum şeyini. İki tane sabundan aldım. Sabun bitti evde. Sabun ihtiyacımız vardı yani. Hatta ben bunu açayım diye çok şey yaptım, bekledim yani. OxyClean'imiz vardı. Bu OxyClean'e bir tanesini biz kendimiz sipariş edecektik zaten. Sonra fark ettim teşvikelerine bir tane de OxyClean varmış. Çünkü fazla OxyClean göz çıkarmaz. O yüzden iki tane OxyClean'imiz var. Yani böyle yaklaşık 3 aylık yeni açtım bir tanesini, yedek olanı. İki tane yedeğimiz var. Bir tane daha hiç kullanılmadan açılmış olanımız var. 3 aya kadar edecek kadar OxyClean'imiz var yani. Daha da fazla belki. Yine Grace and Flora parfümümüz var. Daha sonra bu farmasinin sisi krem değil ya, ne alaka? Çay ağacı serisinden yüz kremimiz var. Ben de yüz kremim bitmek üzereydi. Hem bu sivilceler için bir içerik olduğu için, hem onun sonra hani bir arkadaşım ona sipariş vermişti. Daha sonra bu temizleme mendillerinden söyledim. Okyanus özlü, okyanus kokulu özlüğüne alakalı 40 adet var içerisinde. Çok merak ediyorum bu deterjanlı temizleme bezlerini. Bakalım kullanacağız artık, göreceğiz. Bayağı başarılıymış diye duydum. Çok sevindim de var. O yüzden ben denemek amaçlı aldım. Biliyorsunuz Mavu'nu almıştım ve Mavu'nun mendilini çok kullanıyorum. Mavu çok kullanıyorum yani. Günlük olarak çok rahat sizi kurtaracak bir ürün yani. Ben tabii ki foşur foşur o temizleme, o suyla temizlemeyi, kendini silmeyi falan filan geçiyorum. Orası ayrı bir temizlik ama çok kolaylaştırıyor işini yani. Daha sonra rolonum bitmişti. Tabii ki yedek rolonum vardı, onu kullandım ama hemen bir tane daha yedek rolon edindim kendime. Bu Soft Petals'ı biliyorsunuz, yeni ürünler deniyordum ama buna geri döndüm. Çok seviyorum bunun kokusunu, çok kılıcı. Ben baya başarılı buluyorum bu kokuyu. Gerçekten çok güzel yani. Daha sonra farmasinin bubble bedlerinden okyanus özümüz var. Ben buna bayılıyorum ya. Hani dönüp dolaşıp buna geri dönüyorum yani. Çok çok güzel, ferah bir kokusu var. Aşırı aşırı seviyorum yani. Bayağı güzel bir seri yani. Onu da yani. Of, çok karıştım. Daha sonra bu Sea Therapy serisinin, biliyorsunuz hani söylemişler ya bana çok güzel kokuyor diye, söyledim size de az önce. O yüzden elbe vücut losyonunu aldım. Vücut diye kaldım böyle. Vücut losyonunu aldım. Merak ediyorum ben de kokusunu açıkçası. Gerçekten güzel olacağına benziyor yani. Sabundan kokladım. Krem olarak da güzel bir koku bırakacağını düşünüyorum. Daha sonra bu da 200 TL galiba alışverişi geçtikten sonra şampuan hediye geliyordu. Ben bunu ya sonra fark ettim ya da herhalde çıkmadı çünkü ben 200 milyonuna çok geçmemi düşünüyorum. Hani bunların bütün kolilerde sadece nar paket alabilecek kadar siparişimi ekliyorum. Sonra nar paket alıp hemen alıyorum siparişimi. O yüzden bunu da merak ediyorum. Bu da
Neyliymiş bu? Hemen. Aa, yazmıyor mu? Yeni çıkıyor işte. Bütün saç tiplerin. Hayır. Oil hair types. Yağlı saçlar için. Hair Herbal Complex vitamin ve vitamin with provitamin B5 içeriyormuş. Bakalım bunu da göreceğiz. Şimdi ben bunları toplayayım. Narpagitlerimizi açmaya geçelim. Evet, çok kişinin böyle nar setlerini beklediğini biliyorum. Yanına nar setlerimi tekme attım. İlk nar paketimle başlıyorum. Bu arada buna fotoğrafını çekmeye çalışacağım. Onları da Instagram'dan ve bu videonun sonuna ekleyebilirim. Buraya açacaktım, koyacaktım. İlk olarak Farmacy'nin böyle saç maskeleri çıkmıştı, hatırlıyor musunuz? Biz de keratin serisinin, keratin iyi olanı almıştık. Bu Sage isimli zayıf ve incitel saçlar için saç maskesi var. Böyle. Çok merak ettim şimdiden. Bu arada Narfaket'in şeyi değişik. Daha sonra sarımsak ve cinsiyetli sabunumuz var. Tüm saç tipleri için diyor. Daha sonra böyle çok güzel Black Mask testerımız var böyle. 20 mililitrelik böyle çok güzel aktif kömürlü. Daha sonra Bowly isimli parfüm serisinden parfümlü duş jelimiz var. Konuşamadım. Farklı ürünler çıkınca ezberlemişim. Diğer bütün ürünleri patır patır söylüyordum. Daha sonra Farmacy'nin Glossy Effect ojelerinden Rosy isimli rengimiz var. Daha sonra demeyeceğim. Özür diliyorum. Ayak kokusunun önleyici serimizden çıkan bir ürün var bu şekilde. Ve son ürünümüz. Bunu da attım. Farmacy Monster for Men isimli parfümümüzün aftershave balsamı var, çay sonrası balsamı var. Hemen şöyle bunu da göstereyim. Böyle kutuda gelmiş. Çok güzel. Ve daha sonra Farmacy'nin bu aloe jelli diş macunlarından var. Ben bunu çok seviyorum. Beni sıkı takip edenler bilir. Gerçekten çok severek kullandığım bir diş macunu. Hemen diğer nar setime geçiyorum. Hazır mıyız? Aynı mıyız bu sefer? Hadi bakalım. Yine Sage isimli saç maskemiz var. Bunları koyduk. Yine Monsieur. Altı ismini yazayım. Yine bunu ben ararken kendime söyleyeyim ama olsun. Yine aftershave balsamı var. Daha sonrası losunu var. Daha sonra yine aloe jelli diş macunumuz var. Yine bağlı parfümümüzün parfümlü duş jeli var. Duyuyor musun bilmiyorum. Çiğ diye bir ses, böyle şey, kuş sesi değil mi? Böyle değişik bir ses çıkıyor. Yine ayak kokusu önleyici şeyimizden var, spreyimizden var. Daha sonra böyle yine sarımsaklı ve cinsiyetli şeyimizden var. Şeyimizden var demekten ne zaman vazgeçeceğim bilmiyorum. Sabunumuz var ve daha sonra Ballerina Nude isimli After 7 Days Nude özelimizden var yine Farmacy'nin. Ve FX Pro CC krem, bunu çok sevdiğimi biliyorsunuz. Çok mutlu oldum çıktığına nar paketinde. Nar paketleri değişmiş ve baya güzel olmuşlar. Aşırı hoşuma gittiler yani diyebilirim. Şimdi bunu açıyorum. Evet, farklı ürünlerimiz var. Hazır mıyız? Yine Sage, böyle yapamadım. Sage isimli, tamam, böyle kenara koydum. Bir adet saç maskemiz var. Calendula serimizin yüz temizleme jelinden var. Kendimi nasıl... Az önce fark ettim ki tam kaşıma böyle ürünü soktuğum zaman da kımanın şarjı bitmiş ve kapanmış. Ve bu nar setinin içeriğini görememişiz. Hemen tekrar baştan söyleyeceğim. Yine Sage isimli bir adet saç maskemiz var. Dr. Cedet Tuna'nın Calendula özlü yüz temizleme jelimiz var. Aloe jelli bir adet diş macunumuz var. Sensational parfümümüzün body lotion'ı var. Ve Bowly parfümün duş jeli var. Bir adet tester olarak böyle siyah maskemizden var ve Gloss Effect ojelerimizden Rosy isimli ojemiz de var burada. Bir adet de sarımsaklı ve ginsengli sabunumuzdan var. Evet, diğer sorular hakkında nar setimize geçebiliriz. İlk ki
kalkıp bir kontrol edeyim kamerayı demişim. Bana bu sefer biraz sıkıntılar çıkıyor kameracı. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen buna geliyoruz. Bir adet Sage isimli yine aynı şekilde saç maskemiz var. Calendula özlü yüz temizleme jelimiz var. Ve aloe jelli diş macunumuz var. Yine Sensational Parfum Body Lotion'ımızdan var. Bağlı parfümümüzün duş jeli var. Ve Garlic and Ginseng diyor. Sarımsaklı ve ginseng içeren sabunumuz var. Farmasinin yine Rosy Veloz Efekt'li ojemiz var. Ve bir adet de kömürlü, aktif kömürlü maskemiz var. Siyah maskemiz var. Şimdi ben bu kadar nar paketini aldım. Bu kadar ürünler benzer çıktı. Yani ne yapar? Çekiliş yapar. Tabii ki efendim çekiliş yapacağız. Ben böyle bütün ürünleri buraya serdim. O zaman hadi yine sizin nar paketinizi oluşturalım. Tabii ki ben 4 tane saç maskesini ne yapacağım? Tabii ki size hediye edeceğim. Bu Sage isimli saç maskemizi buraya koyalım. Daha sonra 2 tane mi çıkmış? Glendula özlü düşme. Glendula özlü duş değil. Temizleme jelimizden bir tane koyalım. 4 tane diş macunu çıkmış. Ayıptır değil mi? Bir tanesini sizinle paylaşalım. Daha sonra ne yapalım? Bu Bailu parfümün duş jelinden paylaşalım. Bir adet konuşamadım. Sarımsaklı ve ginsengli sabunumuzdan paylaşalım. Bu tester'dan da bir tane koyalım ki belki ürünü beğenirsiniz. Daha sizin için güzel bir ürün olur. Bunu paylaşalım. Rosy isimli bir adet ojemiz var. Bunu sizinle paylaşalım. Daha sonra ne paylaşalım ya sizinle? Bir tane böyle ayak kokusu giderici parfüm var. Yani sizin ayaklarınız kokuyor diye demiyorum. Belki çevrenizden birisinin gibi kokuyorlar ama denemek isterseniz belki ürünü bir tane ondan atalım. Ama atamadık, attık. Burası artık doldu. Bir de şey koyalım mı ama? Genelde beni, neyse, belki babanıza, sevgilinize, kocanıza, eşinize çevirirsiniz. Monster Parfum Aftershave balsamlarından da bir adet koyalım. Ve o zaman size böyle bir nar paketi oluşturmuş olalım. Ama Yaren sizin için az önce açtık bu hiç açılı olmayan paketi. Bu Cheek and Sleek paletlerimiz var. Bir de böyle bir makyaj setimiz var. Bir de ben size şöyle Grace and Fleur'a ben bayağı sevdim kokusunu. Böyle iki tane çekilişte ürün hediye etmek istiyorum. İkisi aynı kişiye gitsin istemiyorum. O yüzden şimdi yapmanız gereken şeyleri sığıyorum çünkü geçen sefer biraz karışmış. Beni YouTube'dan takip etmeniz gerekiyor. Takip etmenizi istiyorum yani. Bu yorumlara da katıldım yazabilirsiniz. Tabii ki ben oradaki yorumları görüyorum, seviniyorum, mutlu oluyorum. Hem de videomuzun etkileşimini arttırıyor hem daha fazla insana ulaşıyoruz. Tabii ki belki çekilişe katılanlar hani böyle çok takip görmesin isteyebilir ama böyle yapmayalım. Çünkü ben böyle olduktan daha çok çekiliş yapabilirim. Ay çok şey yaptım, stres yaptım. Beni Instagram'dan takip etmenizi istiyorum. Instagram adımı buraya yazmışımdır çoktan büyük ihtimalle. Ve sizinle paylaşacağım bir fotoğrafın, yani bu fotoğrafını zaten görürsünüz büyük ihtimalle. O fotoğrafın altına iki tane arkadaşınızı, ayrı ayrı yorumlara değil, tek yoruma iki tane arkadaşınızı ve bu etiketlediğiniz kişilerin kendi arkadaşınız olmasını ve sahte hesaplar, ünlü hesaplar olmasını istemiyorum. Bunu anlaşalım. Çünkü çok fazla problem yaşamıştım daha önceki çekilişlerimde. Oradan bahsedelim. Ve daha sonrasında da yorumunuzda iki arkadaşını etiketlerken, burası çok önemli çünkü yorumlarda kelime kısıtlaması yapacağım. Nar setini istiyorsanız nar setini, eğer hediye setini, ruj setini, ama buna bir şey yapalım. Makyaj setini istiyorsanız da parfümlü makyaj, sade makyaj yazın. Makyaj seti, nar seti olarak yorumlara yazın ki ben oradan şey yapacağım. Kelime kısıtlanmanızı yapacağım ki isteyene gitsin. İki çekişi daha ayrı katılabilirsiniz. Ayrı ayrı yorumlarda ayrı ayrı kişileri etiketleyerek şansınızı arttırabilirsiniz. Bunları paylaşayım. Bu arada ben bir link oluşturacağım. Aşağıya linki de koyacağım. Ben o linkten işte kimin bana abone olduğunu görebilirim. Oradan kontrol sağlıyorum. Bir önceki çekişimizi de aynı şeyi söyledik. Şey açamayanlar oluyor. Bazen linki açamayanlar oluyor. Tekrar denerseniz, birkaç kere denerseniz olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yapan çok fazla insan vardı. Ve eğer telefondan girerseniz daha kolay olacağını söylemişlerdi. Naçizane onların fikirlerini ben de size aktarmak istiyorum. Böyle iki kişilik kazanan olarak bir konuşamadım.
şeyimiz olsun. Çekişimiz olsun. Yeni yıl hediyesi olsun size. Peki biz bu çekişi ne zaman açıklayalım? Hemen takvimimi açıyorum. Çünkü bu ay geç kaldık. Spotify bana özel çalma listesi hazırlamış. Takvimi bulamadım en konuya. Bugün 17 Aralık. Ne yapalım? Benim 3 Aralık'ta sınavlarım başlıyor. O yüzden biz 8 Aralık'ta bu çekişi açıklayalım. 8 Aralık'ta Instagram üzerinden kaç hafta oluyor? 1, 2, 3 hafta oluyor. Okey. Tamam, okey, okey. Yarın ben size bu videoyu yayınlarım, hem de yaparız. 8 Aralık Cumartesi günü, geçen sefer Pazar günü yapmıştık ama benim Pazar günü yapma ihtimalim yok çünkü biraz sınavım olacak bir dahaki haftaya. O yüzden 8 Ocak, Aralık mı dedim zaten, 8 Ocak Cumartesi günü Instagram'da canlı yayın saatinde beraber planlarız. O yüzden çok fazla burada açıklamıyorum canlı yayın saati, hani bir şey olmasın diye. Eğer beni takip etmiyorsanız canlı yayından haberdar olamayabilirsiniz. Canlı yayında açıklamamın sebebi de herhangi bir kafanızda bir soru işareti kalmaması adına. O zaman ben buraları topluyorum. Bu çekiş dilimi de kaldırıyorum. Daha sonraki çekişlerde görüşeceğiz. Ve videolarda da. O zaman eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı. Ve gelecek videolarına haberdar olabilmek için yine hızlı konuştum. Kanal bildirimini açmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.